Önceden fakir ama gururlu bir genç vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Ben. Mertcan, videoya hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin buraya. Hoş bulduk. 2020'nin Şubat ayında seninle beraber video yapmıştık hatırlıyorsan. Daha dün gibi. Daha dün gibi. O videoda yeni bir işe başlamıştık. Yeni bir iş modeli diye videoyu tanıtmıştık hatırlarsan. O iş modelinde neydi iş modelimiz? İş modelimiz ikinci el mağazalara gidip oradan kitap ayıklamak. Ucuza alıp onları Amazon'da flip etmek, yani Evet. belli bir miktar para kazanmak onların üzerine. Peki iş modelini biz tanıttığımızda ne tarz tepkiler aldık YouTube'da? 2 saatte Amerika'da 10 sent kazanmak diye bir yorum hatırlıyorum. Evet. Evet. Bakacağız Şimdi şimdi. görüyoruz. O arkadaş izlesin tekrardan. Aynen. Şimdi istiyorsan videoyu bir açalım oradan. Açalım. Fakir ama gururlu gencin geldiği seviyeyi birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar, videomuz bu. 41 bin izlenmiş. Tıklıyoruz abi. Kartlarınıza yatıracak. Bunun tabii daha barkodlanması, Şöyle Amazon'a yapalım. gönderilmesi ekstra Bir zaman saat tabii buraya olacak değil ama 1 saat buraya diyebilirsiniz. Fakat burada biz şu an ufak alım yaptık. Daha yeni başladık. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün bir satış var. 13.99. Bu ay 221 dolara satış yapmışız. Şubat. Bak Şubat. Burada Mertcan'la beraber Şubat ayı. Bugün bir satış var. Aylık 221. Bunu 6 ay sonra hatırlatın. 6 ay sonra. 6 ay sonra 6 yazın, ay bu geçti. geçti. Bir kez daha buradan göstereceğim. 6 ay sonra hatırlatın demiştik. O gün hatırlattılar son videoda. Hatırlattılar mı? Evet. Son videoda bir yorum gördüm. Ne dediler? Mertcan'la video olacaktı. Evet. Mertcan burada. Instagram'ını şuraya bırakıyorum. The Sensoy muydu? The Sensoy Instagram'ı. Dostlarım, şimdi karşıma ilk çıkan yorum Mehmet Arif Kızıl. Abi dolar 6 lira oldu, onu demek istedim demiş. Ben muhtemelen dolara 5-5,5 demişimdir videoda. Şu an kaç? 7.39. 7.39. Demek ki bir 6 ay sonra da 8'lerden falan bahsediyor olacağız. Bura White Hacker. Amerika'da 2 saatte 10 sent kazanmanın yolu. Bum 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 demiş. Şimdi 10 sent bir bakalım. Aç abi telefonu. Sıfırdan kendi telefonu falan olduğunu göster. Direkt şey yapmasınlar. Hadi bakalım. Birkaç uygulama göster, ne bileyim. Evet. Çünkü inanmıyorlar. Biliyorum. Haterlarım İnanmıyorum. biliyorum. Bakalım hemen fotoğraflardan falan şöyle bak. Ah, benim ve bebeğimin fotoğrafları var. Evet. Face ID, Face ID. Face ID yapıyoruz. Face ID ile başlayalım. Face ID Kapattık yapıyoruz. telefonu. Face ID hop açtı. Açtı. Gir abi Amazon'a. Amazon'a girdik. Yaklaşık ben çekeyim şuradan kadrajdan. Şimdi onu yakınlaştıracağım. Ah, 10 sente ne olmuş öyle? Kaç satış var bugün? 12 satış var. Daha öğlen. Daha çok erken. Saat Daha kaçtayız satışlar şu an? olacak. Şu anda saat 1.30. 12 satışımız var. 247 dolar. Aynı Bende zamanda bile o civar satış ya. Şu an satış çok düşük. aynı zamanda bu aydaki toplam satışımız 10 sent değil. Yaklaştır, yaklaştır. 10 İyice sent yaklaştır. değil. 20 sent değil. 200 dolar değil. 200 dolar değil. 2000 dolar değil. 2000 dolar değil. Nedir? 20 bin dolar. 20 bin dolar. Evet. 20 bin dolar. Ve bilgisayardan ödemeleri de göstererek de bazen arkadaşlar şey diyor. Şimdi. Ya sizin cirolarınız çok fazla. Mesela benim cirom 40 bin dolar ya aylık. Senin ciron aylık 40 bin dolar. Ya ama karın ne kadar? Karın ne? Bakalım karımız neymiş. Sen payout. 3600 dolar para almış. Amazon paraları 14 günde bir yatırıyor. Şu an available kaç? 5400 dolar. Ne zaman alıyoruz bu parayı? Buyurun arkadaşlar. 5400 doları da 9. ayın 6'sında alıyoruz. Yani 14 günde bir 3600 5400 ne yapar? 9000 dolar yapar. 9 bin dolar. 9 bin dolar. Böl 90 bine ne yaptı? 10 sent yaptı arkadaş, Ama ben haklıymış. 90 bin saat çalışmadım. Şimdi Aa sorun tabii, var saat başı. O denedi 2 saatte kazanmak mı demiş? Ne herhalde. Evet, demiş? saatte 2 saat. 2 saatte 10 sent kazanmanın yolu demiş. Tuğan Kalkan. 6 ay oldu abi, hani nerede? X'te merak ettim demiş. Bunu iyi niyetli olarak alıyorum. Çünkü bu biraz hani bazen troll Merak oluyor. Nerede, etmiş. ne oldu hani? Hani konuşuyordunuz gibisinden. Şimdi dostlarım, bu iş modelini Türkiye'den yapamazsınız. Bunu unutun. Bu Amerika'da yaşayanlar için sadece bir iş modeli ve iş modelini çok merak ediyorsanız yukarıya şuraya kartını koyacağım. Yukarıdan videoya gidebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Şimdi biz Şubat ayından Ağustos ayına kadar bu 6 ay süreçte neler yaptık? Ondan bahsedelim. Evet, Şubat ayında çalıştığım işten ayrıldım. Amazon'a yönelmek istedim tamamıyla. Bu şekilde evden kitap satışı yapmaya başladım. Thrift Store'lara gittim. Oradan kitapları aldım.
evde listeledim. Yavaş yavaş kitap sayısını arttırdım. Store'lara daha çok gittim. Library sale'lere gittim. Library sale'ler, kütüphaneler burada ellerinde kalan fazla donation olan kitapları, bağışlanan kitapları sale haline getiriyorlar. Onları satış haline indirim yani. Alıyorsunuz. Evet, ucuz bir şekilde kitap aldık. Inventory yavaş yavaş arttı. Öncelikle işler biraz daha yükseldikten sonra kendime küçük bir depo tuttum buraya. Şimdi buraya bir araya gireceğim. Depoyu zaten görüyorsunuz. Depoyu, şimdi her zaman diyorum ya, start small, think big diye. Küçük küçük başla, önü arkası gelecek diye. Şimdi arkadaşlar size before after yapacağım. After burası olsun, tamam mı? Before da senin bana bir gönderdiğin mesajdan şansıma bak. Nedir? February 6. Ne diyor? 6 Şubat'ta. Sen de şu an bununla beraber göreceksin muhtemelen. Bakın video atmış. Bakın burası Mertcan'ın evi. Bomba. Bu akşam sale gidiyorum. Pre-sale $15 membership ödedim. Vurup geçeceğim. 6 Şubat. Şimdi şunu arkadaşlar, şunu before olarak alın. Mertcan'ı da after olarak alın. Bakın before, after. Before, after. Küçük küçük başlıyoruz. Büyük hedeflerimiz, büyük hayallerimiz. Şeyimiz daha çok yollar var. Evet, tekrar devam edelim. Sen en son bu depoyu tutmuştun. Bu depoyu tuttum. Hangi ayda? Nisan ayından itibaren korona süresince bu depoya yoğunlaştım. Burada güzelce bir boyamızı yaptık, hazırladık burayı. Mart ve Mart'ta 2 ay evden ev usulüyle başlangıç hani yaptın. Small step'ler. Nisan ayında evet, korona biraz daha yükseldi. Kütüphanelerin yaptıkları satışlar, toplu satışlar iptal edildi. Kitapları aldığımız mağazalar kapandı. Ve kendime yeni bir kaynak bulmak zorunda kaldım. Yani kısaca işe başladığının ikinci ayında business ağır bir yara aldı. Evet. Yani her zaman diyorum, boks maçında yere düştüğünüzde değil, ayağa kalkmadığınızda kaybediyorsun. Çünkü yere düşüp kalkıp maçı alan çok adam var ama o yerden kalkmadın mı bitiyor. Sana da vurdular ama yerden kalktın. Kalktık, kalktık. Daha sonrasında kendime yeni bir kaynak buldum. Onlar da kitapçı aslında. Onlardan kitap aldım. Bu şekilde inventory'mi yüksek tutabildim. Toplu kitap alımına başladım ve bunu sevdim. Kendime toplu kitap alabileceğim yeni kaynaklar baktım. Ve zaten bu işin sırrı yeni kaynakları bulabilmek ve kitapları kendinize getirebilmek. Ve onu da başardık şu anda. Ve şu anda ekranda da arkadaşlar görüyor, kitapları toplu bir şekilde nasıl alıyorsun, değil mi? Evet. Toplu bir şekilde kitaplar yani gerçekten toplu. Hani bu toplu bir şekilde derken şöyle örnek veriyorum. İşte bir kolik kitap aldığı şeklinde değil. Burada biz kaç tonluk bir kitaptan bahsediyoruz mesela bu sabah yaptığımız? 6000 pound aldık herhalde. Kaç 3 ton. 3 ton ediyor. 3 tonluk bir alıştan bahsediyoruz burada. Evet. Kitap alımları devam ettikçe daha genişleme ihtiyacı duyduk ve kendime bir depo daha aldım. Tuttun. Bir depo daha tuttum. O deponun içine yeni kitaplar gelmeye başladı. Bir dönem sonra o da yeterli olmadı. Üçüncü depomuzu tuttuk. Bu depoların kiralarına yaklaşık toplamda $1000 ödüyorum. İşler büyüdükçe expense'ler de artıyor tabii ki. Tabii. Ama her şey güzel bir kitap business build yapmak için. Her şey güzel olacak diyoruz. Bir tane laf var. Çok fundamental, çok basit, aşırı basit. Yani bunu söyleyince böyle büyülenmiş, aydınlanmış gibi hissetmeyeceksiniz ama diyeceksiniz ki ya çok düz bir söz ama doğru bir söz. Öyle söyleyeyim size. Diyor ki yolun sonuna, yolu mesela ne kadar görebiliyorsun? 100 metre. 100 metre git, 100 metre sonra daha fazla göreceksin. Kesinlikle. Çok basit bir söz ama sen bunu gerçekleştirdin. İlk başta böyle bir depoya sahip olabileceğin 3 ton kitap alabileceğini hani düşünemiyordun. İlk başta neydik? Markete gidelim. İşte çeşitli mekanlar var. Gidelim, taratalım. $2 karım var, atalım. Hatta dalga geçiyorlardı. 2 saatte 10 sent kazanmanın yolu diye. İlk başladığımda 50 kitap gönderiyordum. Sonra 100 göndermeye başladım. Sonra 150 göndermeye başladım. Şu anda yaklaşık 500 ile 1000 kitap arası gönderiyoruz haftalık Amazon'a. Ve bu da tabii ki gelişimi artırıyor. Ve geldiğimiz noktada şu an aylık $20,000 ciro ve yaklaşık o $9,000 yatan paradan da kitaplara, toplamda az önce gösterdiğimiz gibi $9,000 yatan bir para var. Yani $20,000 cirodan $9,000 sana yatan para var. $1,000'dan da depo masraflarını ve kitap masraflarını çıktığımız zaman $5,000-$6,000 aylık, evet, şu anda karım var. Yani sıfırdan, hakikaten sıfırdan. Evet. Yani bu sıfırın da sıfırından başlattığımız bir business bugün, başlattığın daha doğrusu, buralara gelmiş. Daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Evet. Daha güzel sürprizlerimiz de var. Daha güzel projelerimiz de var. Sadece arkadaşlar, winner'ları
Samimi söylüyorum. Winner'ları izlemeye devam edin. Yani Amerikalıların bir lafı var. Türkçe'ye çevirince anlamını kaybediyor ama yine de çevireceğim. Boğulan insanlardan yüzme dersi almayı kesin diyor. Yani adam boğuluyor baba. Adam boğuluyor ve sen diyorsun ki ya bana işte boğuluyorsun ama bir de yüzmeyi öğret. Lan adam boğuluyor. Bilse kendini çıkar değil mi yüzeye? Doğru. O yüzden arkadaşlar loserlardan tavsiye alıp winnerlarla aynı tarafta olmayı beklemeyin. Ve loser friendlerinizle, loser arkadaşlarınızla takılmayı kesin. Burada bir winner var. Şu kardeşim Şubat ayında bu işe başladığında, ilk başladığında biliyordum yani buraya kadar gelebileceğini. Ve bu 6 ay daha. Bir de bir sene sonrasını düşün. İkinci yılımızı maksimuma vuracağız. Yani bir de bir sene sonrasını düşün. Cirolarımız 20 bin dolardan 60 mı olur, 100 mü olur? Rakam vermeyelim. Ama bir sene sonra, 6 ayda bir video çekemeyiz size ama bir sene sonra arkadaşlar Ağustos ayında, 2021'in Ağustos ayına bir söz verelim mi o zaman? Bir söz verdik, daha. Verdik. Arkadaşlar Mertcan'ın başarısını ve maceralarını yani an ve an sen paylaşıyorsun Instagram'dan. Instagram'dan paylaşıyorum. Değil mi? Anlık. Kitap alışlarımızda, arkadaşların gönderdikleri sorulara cevap veriyorum onlara. Çok yardım ihtiyaçları varsa Zoom'dan kendilerine yardımcı oluyorum. Birebir konuşuyorum onlarla. Yani eğer ki The Sensoy, şuraya bırakıyorum. Şuraya biraz tripsepsimi de göstereyim. Şöyle. Eğer ki takip ederseniz arkadaşlar Mertcan Instagram'dan bu işi yapmak isteyenlere ki Türkiye'de bile olsanız öğrenseniz mantığını falan buraya geldiğiniz aklınızda bir yine evet. iş olur. Ama işte atıyorum öğrenci vizesiyle şununla bununla gelecekseniz eğer bir şirket kurmanız, eleman almanız kesinlikle. Falan filan. Bunlar yasal yolları evet. unutmayalım. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz dostlarım. Mücadeleye evet. devam diyoruz. Görüşmek üzere.